Merhaba, sizi böyle alalım. Ramazan özelde ikinci günde karşınızdayız. Yine çok güzel tariflerimiz var. İftara hazırlığımız olacak elbette ki. Beraber yemek yapacağız ama ondan önce bize ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden sizi böyle alalım hesaplarından ulaşabilirsiniz. Eğer programımızı kaçırdıysanız, sohbetimizi kaçırdıysanız, tariflerimize tekrar ulaşmak istiyorsanız Fox.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Bugün çok özel, çok güzel tariflerimiz var yine. Bir kere her şeyden önce Ramazan pidesi yapacağız. Malum Ramazan başladığına göre pidesiz olmaz iftar sofrası. Ama onun dışında başka neler yapacağız? Fırında halka patates köfte yapacağız. Sonra bal badem tatlısı yapacağız. Bir de yeşil fasulyeli yarma çorba yapacağız. Peki bütün bunları kimle yapacağız? Mehtap Hanım'la yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tekrar hoş geldiniz demek teşekkür lazım ederim. Değil mi? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Birazdan çalışmaya başlayacağız ama tamam. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz daha var. Ramazan başladığına göre birazcık nasıl besleneceğiz onu da konuşmamız lazım. Bu yüzden Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Probiyotik Derneği Başkanı Profesör Doktor Tarkan Karakan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Merhabalar, hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Size çok sorumuz var. Ama biz memnun olurum. Burada bir çalışmaya başlayalım, ardından sizle sohbetimiz başlasın, olur mu? Bir Tabii yandan ki. Da yemeklerimiz tıkırdasın. Ben hemen sürahimi hazırlayayım. Suya ihtiyacımız olacak hem hamur yaparken hem de diğerlerinde. Evet. İhtiyacımız olana kadar suyumuz filtrelenir. Tamam. Eldiveni vereceğim. Önce bir malzemeleri sayayım mı Mehtap tamam, Hanımcığım? Olur, anlaştık tabii mı? Ki. Şimdi önce şu patatesli köfteyi yapacağız. Bu eğlenceli bir şey olacak. Görüntüsü de çok şık olacak. Fırında halka patates köfte yapıyoruz. Bunun için patateslerimiz var 6 tane, onları dilimledik ve ortalarından bir kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkardık, deldik. Sivri biberlerimiz ve domateslerimiz var, küçük domateslerimiz. Onlar da işin süs tarafında. Bir sos yapacağız. Bunun için bir çorba kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı tereyağı ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ihtiyacımız var. Tabii ki karabiber, pul biber ve tuzu saymama bile gerek yok. Bir de tabii ki köfte yoğuracağız, en önemli kısmı. 400 gram kadar kıyma, 1 tane yumurta, 1 su bardağı galeta unu, maydanoz, 1 tane rendelenmiş kuru soğan, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Şimdi hemen bir yoğurma kabı veriyorum. Şöyle kıymayı da getireceğim. Kıymamız da dolabımızda. Ayrıca soframız şenlensin diye güzelce dolmamız da gelmiş. Ayrıca teşekkür ederiz. Evet, size özel ekibinize. Çok teşekkür ederiz. Kıymamızı da hemen veriyorum. Şimdi kıymayla güzel bir hamur yoğuracağız. Köfte hamuru. Evet. Sonra bu köfteleri bu halka patateslerin içine doğrayacağız. Şöyle göstereyim hemen. Patatesleri böyle yaptık. Gördüğünüz gibi. Bunları dilim dilim kestik. Ortalarından da kalıpla yuvarlaklar kestik. Ama evet, o yuvarlaklar da duruyor. Onlar da bize lazım. Şöyle vereyim. Bir de fırın kabı vereyim. Alüminyum tepsi mi versem acaba? Daha mı güzel pişer? Olabilir, daha güzel durur. Değil mi? Buyurunuz, ben onu da hazırladım. Malzemelerimi koyayım. Sos kısmında seve seve yardımcı olurum. Şimdi kıymayı koyduk, soğanı koyduk. Yumurtayı ben kırayım mı? Olabilir. Hiç eldivenle tamam, değmeden. Yumurtayı da içine attık. Tuzumuzu. Tuzumuzu da koyduk, onu da alayım. Teşekkür ederim. Pul biberimizi. Pul biberimizi de koyuyoruz ve kimyonu da koyuyoruz herhalde. Evet, kimyonumuzu da. Hepsini içine at. Maydanozumuzu da maydanozumuzu da koyalım. Galeta zaten unuyla. Zaten harmanlanacak hepsi. Güzelce evet, güzelce bir köfte hamuru yoğuracağız. Galeta unumuzu yavaş yavaş koyalım. Biraz ekmek ekmek içi gibi aynı evet, aynı görevi. Evde bayat görecek. Ekmeği olanlar hemen robottan çektirip de o şekilde de kullanabilirler. Tabii tabii, hepsi mümkün. Bu işin hazır tarafı. Peki siz bir yandan yoğururken ben bir yandan şöyle hocama dönüp birazcık dinlemek istiyorum. Çok hocam, güzel olur. Ramazan. Evet. Bütün beslenme sistemi değişiyor. Dolayısıyla vücutlar da bundan etkileniyor. Doğru. Ramazan'da nasıl beslenmek lazım? Önce onu mu sormam lazım? Siz de beni yönlendirin bence lütfen. Bence de bu önemli bir soru. Şimdi burada çok güzel yemekler de yapılıyor. Akşama da iftar olacak herhalde. Evet. Şimdi bu Ramazan ayı
insan vücudunun yani sindirim sistemi benim alanım, mide, bağırsak filan 16 saat filan aç kaldığı bir periyot. Yani evet. 16 saat aç kalıyorsunuz. Bu yılda bir defa bir ay boyunca mesela tamamını tutanlar için, 30 gün oruç tutanlar için konuşalım. Bu sindirim sistemini gerçekten hiç beklemediği bir pozisyona sokuyor. Ama aslında güzel tarafları çok fazla. Son yıllardaki bilimsel çalışmalar oruç tutmanın çok sağlıklı olduğunu da gösteriyor bize. Çünkü belli bir süre vücudu aç bırakmanın yararından bahsediyor değil mi? Kesinlikle. Uzmanlar. Bu son 1-2 yıldır hatta yapılan çalışmalarda bunun bağışıklık sistemini çok daha iyi hale getirdiği, kanser hücrelerini temizlediği vesaire gibi bulgular da var. Bir de bağırsakta yaşayan bu bakterilerimiz var. Bu flora dediğimiz bağırsak florası. Onunla ilgili de bu sene bir çalışma çıktı. Mesela bu Ramazan gibi uzun süre oruç tutanlarda faydalı bakterilerin de arttığını gösteren çalışmalar da var. Ama işte kritik nokta biraz şu. Bizim Türkiye'de yaptığımız bir kötü alışkanlık var. İftarda birdenbire çok yüklenmek. Yani orucu açınca böyle her şeyden bir şeyler yapmak. Burada aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Şimdi şu bir gerçek. Ramazan 11 ayın sultanı. Evet. Ve herkes o 11 ayda masasına gösteremediği, sofrasına gösteremediği özeni, bunu maddi anlamda da söyleyebiliriz, doğru, emek anlamında da söyleyebiliriz. O gösteremediği özeni özellikle Ramazan'da fazlasıyla gösterir. Hem çok kesinlikle daha özel yemekler pişer, hem daha zengin sofralar kurulur. Bu da çok şanıdır. Doğru. Çok doğru. Ama işte onun bünyeye zararları da var. Kesinlikle. Aslında benim vurgulamak istediğim nokta şu. Türkiye bizim beslenme açısından çok özellikli bir ülkeyiz biz. Anadolu orada böyle bir sürü fermente, mayalı gıdalar var. Yoğurt, tarhana, efendim belki şalgam boza vesaire bunun gibi. Ama bunları dediğiniz gibi her çeşitten yemek yapmak istiyoruz. Miktarı önemli. Yani tüketirken bunu az tüketirsek yine o çeşitli yemeklerden yemenin bir sakıncası yok aslında. Çok yemeyeceğiz. Evet. Ona dikkat edeceğiz. Orada bir kendimizi tutabilmek zor biraz ama iftarda tutabilmek çok önemli. İkinci vurgulamak istediğim şey de bu sahur kısmı. Sahura da kalkmak gerekiyor. Çünkü sahura kalkmadan oruç tutmak, yani uykusu bölünmeyen insanlar kalkmak istemiyor. O zararlı. Çünkü o zaman çok uzun bir süre aç kalmış oluyorsunuz. O da bağırsaklar için çok iyi olmuyor. Bu mesajı da vermek istiyorum. Zaten gün içinde bir açlık var ki 16 saate yakın bir süre. Evet. Metap Hanım hemen geliyorum. 16 saate yakın bir süre. Bir de bunun üstüne iftarda yiyip bir daha hiç yemeden sonrasında ertesi günkü iftarı beklemek iyicene 24 saate yakın oluyor. Evet. Hatta iftarda belki bir hafif oruç açıp ardından bir süre sonra belki kısa aralıklarla bir şeyler tüketmek acaba bize daha mı bile iyi? Bence daha mantıklı. Daha sağlıklı. Yani biraz araya periyot koymak, şöyle 1-2 saat sonra tekrar bir şeyler atıştırmak o daha mantıklı geliyor. Evet. Her şartta kısa aralıklarla bir şeyler tüketme fikri Ramazan'da da devam. Evet. Ama tabii ki iftarla sahur arasındaki sürede. Kesinlikle. Bu arada izninizle ben şöyle bir köfteye dönüyorum. Hatta eldivenlerimi giyip yardım edeceğim Mehtapcığıma. Şimdi köfte hamurunu yoğurduk. Patateslerin içine yerleştirmeye geldi sıra. Önce patatesleri altına dizeceğiz değil mi? Evet. Ben yardım edeyim mi? Şöyle işlem mi geçsin? Yok, buradan böyle yapa yapa koyayım. Olur. Az su o içindeki koyarız. Halkaları ziyan etmemek amaçlı en şeyine. Tabii çöpe dibine atmak hiç olmaz. Tepsini. Şöyle altına güzelce döşüyoruz. Evet. Ardından halkaları, sen halkaları doldurmaya başlarsan en azından olur, gösterelim olur mu? Ben döşüyorum. Ama bunların içine yetmeyecek halkaları. Şöyle ortaya mı getireydim? Kenara mı getireydim? Kenarda, nasıl yapayım? Fark etme. Biraz seyrek mi yapsak? Seyrek biraz yapayım. Şöyle yapayım. Nasıl şöyle istersen öyle yapayım. Birazcık. Tamam. Aralıklarla olsun. Tamam. Bitti. Bu kadar. Tamam. Şöyle. Tamam. Orta kısmı da boş olsun. Orta kısmı da boş olsun. Bence de canım. Bence de. Şimdi şöyle köfteleri içine yerleştiriyoruz. Bu köfteler pişince küçülüp düşmeyecek değil mi içinden? Biraz içine yerleştirdiğimiz kenarlarına iyice sıkılaştırıyoruz. İyice şöyle ya bastırırsanız sorun olmayacak. Peki biz bir yandan köfteleri yapıyoruz. Ben de şimdi yardıma geliyorum eldivenlerimi giyip. Bir yandan onları yaparken bir yandan sohbete devam. Peki şimdi biraz önceki cümlede ben biraz daha hani siz gelmeden önce de azıcık dersime çalıştığım için konuya biraz daha hakimim ama aslında çok endişe verici bir kelime kullandınız. Evet. İyi bakteriler. Evet. Şimdi bakteri deyince evet, bir dur geliyor ya insana. Haklısınız.
Şimdi bakteri deyince herkes mikrop yani. Şimdi zararlı gibi görünüyor. Evet. Ama bağırsaklarımızda aslında insanların bağırsaklarında hem yararlı hem de zararlı bakteriler var. Bunlar iç içe yaşıyorlar ve bunun bir dengesi var. Sağlıklı olmak için bunun dengeli olması gerekiyor. Probiyotik diye bir kelime var. Türkiye'de biraz yeni bir kelime. Aslında çok da yeni değil. Artık yavaş yavaş herkes öğrenmeye başladı. Başladı. Ama evet çok yeni girdi bizim vücudumuza. Evet. Probiyotik ne demek? Faydalı bakteri demek. Yani faydalı olanlara diyoruz. Probiyotikler aslında bağırsaklarımızda ne kadar çok olursa bağışıklık sistemimiz, vücudumuz o kadar sağlıklı oluyor. Ve bunu da sağlamanın temel yolu beslenmeden geçiyor aslında. Beslenmemiz içerisinde böyle işte yoğurt gibi, efendime söyleyeyim fermente gıdalar özellikle yani mayalı gıdalarda daha fazla oluyor. Bir de böyle sebze gibi ağırlıklı beslendiğinizde de mayalı bunu... gıdalardan kastınız aynı zamanda hamur işleri mi? Aslında var, hamur işi de var ama... Mesela biz biraz sonra Ramazan pidesi yapacağız mayayla. Ekşi maya aslında bizim bu faydalı bakterileri çok içeren, onları arttıran bir şey. Ekşi mayalı ekmek var ya hani onu da sağlıklı olarak kabul ediyor. Gerçekten öyle. Ekşi mayalı ekmek de faydalı. Probiyotikler işte bu yönden çok önemli bu besinler içerisinde olan. Ramazan'da da bunun önemi biraz daha artıyor. Çünkü Ramazan'da bu açlık periyotları vesaire biraz bir travma, bir stres yaratıyor vücutta. Probiyotikli besinlere biraz daha ağırlık vermek gerekiyor. Bunları gıdalar içerisinde, besin içerisinde gerekirse destek olarak da almamız mümkün. Mümkün. Evet. O zaman genelde fermente ürünler galiba evet. Yoğurt da bunların başında geliyor. Yoğurt var, tarhana çorbası olabilir. Efendime söyleyeyim bizim Türkiye'de bu çok zengin. Yani şalgam, boza bunun gibi şeyler yani mayalı gıdalar grubunda bunların tüketilmesi. Probiyotik değil de bir de prebiyotik dediğimiz bir şey var. O da lifli gıdalar gibi düşünün. Onu yediğimizde faydalı bakterileri artırıyor. Bunlar içerisinde soğan, yer elması, hindiba kökü, kuşkonmaz gibi gıdalar yer alıyor. Ama Türkiye'den çok soğan tüketiliyor. Soğan, şimdi evet. Onu söyleyecektim. Sizin söyledikleriniz arasında bizim mutfağımıza en yakın, en çok tükettiğimiz... Evet, soğan var. Soğan. Soğanda çok yüksek miktarda var bu liflerden ve faydalı bakterileri 100 ila 1000 kata kadar arttırabiliyor. Peki pişirilme şekli fark eder mi? Yok fark etmiyor bu güzel bir soru çünkü kokusundan dolayı çoğu insan tüketmek istemiyor ama pişmiş soğan da aynı etkiyi yapıyor. O da yüzden de kokusu falan hani istemeyenler için pişmiş, közlenmiş vesaire gibi formları da tüketebilirsiniz. Yeter ki soğan tüketin. Mesela bizim evet. Şimdi köftemizin içinde soğan var. Çok önemli. Kesinlikle. Zaten her yemeğimizin içinde aslında. Evet. Bizim galiba soğansız yemeğimiz yok değil mi? Türk yemeklerinde evet. Soğansız çok yemek neredeyse yok. Çok güzel lezzet veriyor zaten. Evet. Çok. Biz bir yandan köftelerimizi şöyle patateslerimizin içine yerleştiriyoruz. Evet. Ben birazcık da hile yapıp kenarlarını taşırıyorum. İçinden çıkmasın diye. Ters çevirin. Diyor görünüm bilerek zaten. Yapıyor. Tamam o fazla gelen yerine terse koyuyorum çıkmasın evet, içinden evet biraz kendini diye. Toparlıyor köftelerimiz. Tabii köfte pişince çünkü içinden çıkacak evet. Çıkmasın diye kendimce hile yapıyorum. O evet. Da güzel bir püf nokta. Tabii azıcık alttan. Şimdi küçülecekler hop hop diye patateslerin içinden fırlayıp çıkmasınlar. Peki pişirme şekilleriyle ilgili önerileriniz nedir hocam? Vallahi pişirme özellikle şekilleri... Ramazan için. Evet Ramazan için özellikle şöyle bir şey var. Biraz daha yani ilk yemeklere başlarken özellikle iyi pişmiş gıdaları tercih etmek daha iyi olur. Çünkü mide birdenbire aç kalmış, boş kalmış bir mideyle karşılaşıyoruz. Burada mide birdenbire spazm yapabilir yani kasılma yapabilir ilk yediğimizde. Bu da kramp tarzı ağrılara sebep olabilir. Yani Ramazan'da bir de diyet yapacağım diye salatayla başlamayın diyorsunuz. Pek uygun değil, çorbayla başlamak gerekiyor. Ve yine de ben mesela bir tarhana çorbası veya yoğurtlu bir çorbayı tercih ederim şahsen. Hem bağırsaklarımızı korumak hem de midemizi korumak için tercih ederim. Yani burada mesela yeri gelmişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yaprak sarması mesela bu Türkiye'ye özgü bir yemek. Evet. Ama olağanüstü bir faydası var. Çünkü bunun yaprak kısmını insanlar sindiremez. Bağırsağımızdaki bakteriler sindirir. O yüzden yaprak sarması aslında vücut için çok faydalı bir gıdadır. Yani yaprak kısmı çünkü faydalı bakterileri artırıyor bağırsaktaki. O yüzden Türk yemekleri aslında çok sağlıklı yemekler genel olarak. Yani kızartmalar da buna dahil mi? Hamur şiir de buna dahil değil. Mi? Oraları katmıyorum. Ama işte ister istemez onlar da müdahil oluyor. Ama yaprak evet. Sarma ile ilgili hakikaten söylediğiniz çok önemli ve yaprak bizde çok tüketilen bir malzemedir. Evet. Öyle söyleyeyim evet. Gıdadan öte bir malzemedir. Çok yemek yaparız, bir şeyleri sararız. Doğru. Bayılırız o yaprakları bir şeylerle lezzetlendirmeye. Hakikaten de çok da güzel olur. Evet. Şunu alıyorum.
Evet. Ben sığdırmaya çalışıyorum. Evet, farkındayım. O yüzden. Evet, evet. Olsun. İstediğimiz gibi yerleştirebiliriz. Çok da güzel oldu. Ben burada şimdi bir küçük tava ısıtıyorum. Tavanın içine yağ mı koyacağım? Salçamı koyacağım. Tamam. Siz değil sosunu... mi? Biber salçasını koyacağız. Evet. Tuzunu, karabiberini, kırmızı pul biberini koyacağız. Sıvı yağını koyacağız. Şöyle bir karıştıracağız. Biberleri yerleştirmeye başlayalım istiyorsa. Daha soslu, daha baharatlı seven kişiler de daha fazla alternatifli kullanabilirler. Oo, ben kendimi ne güzel kirletmişim. Olsun. Peki, ben sosu hazırlıyorum. Hocam çok tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hakikaten bizim olun. İçin özel bilgiler. Daha Ramazan'ın başındayız. Evet, önümüzde evet. Uzun bir süreç var. En azından izleyicilerimize de çok güzel bilgiler vermiş i̇nşallah, olduk. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tavayı ısıttım. Hemen içine şöyle bir parça tereyağı koyuyorum. Cos. Bu arada da ben size sıvı yağını da koyuyorum. Ay çok teşekkür ederim şekerciğim. Şöyle sıvı yağını da koyuyorum. Şimdi bu salçalardan içine sokmayayım. Şöyle hepsini almayacağım. Biber salçası biraz az olur. Domates salçası şöyle istediğimiz işte. Kadar. Evet, o biber, bu domates. Tamam. Şöyle birazcık eritiyorum. Baharatlarını da koyacağız. Su da ekleyelim mi azıcık? Tabii, biraz da su değil koyalım. Mi? Biraz da su koyalım, koyacağım şimdi. Domateslerini, biberlerini süslemeye başlayalım mı bir yandan? Birazcık doğramaya tamam. Başlayayım burada. Tamam, olur. Domatesleri şöyle ikiye bölsek yeterli. Tamam. Şöyle birazcık su ekliyorum. Böylece salçamızı açabileceğim ve soslayacağım. Ki üstteki patatesler de pişsin. Evet. Evet. Süper. Tuzunu, karabiberini de ekliyorum. Biraz karabiber. Karabiberimiz ferli. O yüzden daldım. Çok koymuyorum. Farkındayım. Tuzunu koyuyorum. Çok seviyorum böyle süslemeyi. Patates çok tuz kaldırır. O yüzden hani tuz konusunda elinizi korkak alıştırmayın. Yemek tuzluysa bir tane bütün patates koyuyorsunuz tabii, içine. Hemen tuzunu çeker. Hemen çekiyor. Tabii. Hemen. Bunu ben de çok hemen. Bazen kaçırdığım zaman yapıyorum. Tabii. Bu tamamdır. Kaynatmıyorum sosu. Tamam. Nasıl fırında zaten kaynayacak. Zaten fırında kaynayacak. Pişecek. Şöyle geldim. Üzerine gezdirmeye. Tamam, siz gezdirin. Şöyle ben şöyle. Ben sunuma devam. Tabii. Üstlerine gezdiriyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Domates koyabilirsiniz, biber koyabilirsiniz, kırmızı biber koyabilirsiniz. Renklerin soğan, güzelliği. Sarımsak koyabilirsiniz. Evet, değil sarımsak mi? Da çok güzel yakışır. Sarımsak taneleri de araya atılabilir. İstediğiniz gibi, tamam. Pardon karıştık. Lezzetlendirebilirsiniz. Tamam. Şöyle sosunu bol bol üstlerine gezdiriyorum ki hem patatesler lezzetlensin hem de... Aynen. Birbirine şöyle, geçer zaten tabii, onun tabii, lezzeti. Tabii birbirine geçsin diye. Çok bunun güzel çok oldu. Lezzetli bir şey olacağını tam düşünüyorum ben. Tam iftar sofrasında tam vallahi, yanına bir pilav muhteşem. Tamamdır. Değil mi? Şu ana kadar ne yaptık hemen söyleyelim. Patateslerimizi dilimledik. Sonra bir kalıp yardımıyla ortalarından yuvarlaklar çıkarttık ve o yuvarlakları tepsinin altına dizdik. Şöyle en altını da eritememişim. Harika oldu. Tepsinin altına dizdik. Sonra hazırladığımız köfte harcını güzelce o ortası yuvarlak patateslerin içine yerleştirdik. Ve fırın tepsisine yerleştirdik. Hemen bir tarafta tereyağı, sıvı yağ, salça, tuz, karabiber... azıcık pul biber ve suyla güzel bir sos hazırladık. O sosu da üstüne gezdirdik. Domateslerle, biberlerle güzelce süslüyoruz. Ve şimdi fırına gidecek. Orada tıkır tıkır pişecek. Yaklaşık 200-220 derecelik bir fırın yeterli olacaktır. Üstünde kıyması da olduğu için, et pişireceğimiz için birazcık sıcak fırında pişirebiliriz. Hemen akabinde tatlı yapmaya başlayacağız. Evet, tatlı. Hadi yapalım. Fırına git mesela, bak süslüyor. Süslüyor yemeğini. Son hazır. Aldım. Attım. Tamamdır. Evet. Buyurunuz. Hazır ve fırına gidiyor. Biz şöyle malzemelerimizi. Fırınımızın derecesini de arttırdım. O pişerken sıra geldi bal badem tatlısına. Bal badem tatlısı için 125 gram oda ısısında tereyağımız var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım su bardağı toz şekerimiz var.
1 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı süt, 2 çorba kaşığı irmik, aldığı kadar unla güzel bir hamur yoğuracağız. Sonra bulamak için de 1 kase kadar irmiğe ihtiyacımız var. Bir de şerbete ihtiyacımız var. Biz onu çoktan kaynattık bile. 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve tabii ki limon suyu. Suyumuzla şekerimizi karıştırıp kaynatıp limon suyunu da koyup altını kapattık. Şerbet hazır, soğuttuk onu. Çünkü tatlının sıcak, şerbetin her zaman olduğu gibi soğuk olması gerekiyor. Hemen bir yoğurma kabı. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Bir eldiven alayım Pınar'cığım. Buyurunuz. Bir de tepsi çıkartıyorum. Ve hazırız. Ardından şöyle tepsiyi de şuraya koyayım. Şimdi bütün hamur malzemeleriyle güzelce bir hamur yoğuracağız. Yumurtayı kırayım mı? Tamam olur. Siz bana değil yardım mi? Edin. Tabii eldivensiz rahat rahat kırabilirim. Önden yumurtayı kırarak başlıyoruz konuya. Şöyle rica ederim. Tereyağımı şerbeti alayım. Kenara alıyorum. Tereyağı gitti. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Süt. Şöyle değil mi? Evet. Bu vanilyamız. Vanilyası. Şekeri de koyayım mı? Koy. Şöyle şeker. Bu da kabartma evet. tozumuz. İrmiğini de koyayım mı? Tamam. Bu şimdi hem içinde irmik var hem dışını kaplayacağız. Bir az bir şey irmiğimiz içi için var. Biraz şerbetin daha iyi çekmesi için. Daha iyi çeksin diye. Kolaylık tamam. olsun. Hamur neredeyse tamam galiba değil mi? Tamam. Şimdi şekil. Şekline geçelim. Bunun içinde güzel yuvarlayabilecek misin? Başka bir şey alayım mı? Geniş bir şey de olabilir şöyle. Daha rahat yapabileceğimiz. Tabağı alayım. Olur. Daha genişçe bir şöyle bir tabağı alayım. Daha iyi olur. Ha, beraber yapmış mi? Oluruz. Tabii tabii. Hı-hı. Geleceğim yardıma. Şöyle dökeyim. Bunu da yuvarlarız. Güzelce. Ben eldivenlerimi çıkarsam mı acaba? Hissedemiyorum. Olur. Olur. Nasıl rahat hissedeceksiniz? Hiç tamam. fark etmez. Hiç fark etmez. Tamamdır. Tamam. Heh. Şimdi şekline geçelim. Geçelim mi? Hadi şekillendirelim. Su damlası gibi yapacakmışız. Bakalım nasıl olacak o su damlaları. Buyurunuz. Tepside. Böyle şekillendirip. Arkalı önlü irmiği her tarafını buluyoruz. Güzelce buluyoruz. Geliyorum yardıma. Tamam. Hemen geliyorum yardıma. Şurada yaparsak da çok rahat yapabiliriz. Yapalım. Pınar Hanımcığım. Tezgah şöyle. Bizim. Yapalım. Değil mi? Şöyle yapayım mı? Bunu görsün kameralarımız bizi rahat rahat. Şu şekilde daha kolay oluyor. Daha tamam. Şık duruyor. Şöyle elimizde bir küçük rulo yapıp sonra onu böyle ikiye katlar gibi yapıp ucunu tutturacağız. Elimde yaptım. Oldu. Bak oldu değil mi? Evet güzel böyle. Oldu. Tamam biraz daha şöyle yapıyoruz. Bir de Pınar Hanımcığım biraz şöyle elimizde ileri geri yuvarladığımız zaman çatlaklıklar oluşmaz. Biraz daha özleşir tamam. hamurumuz. Elimizde iyice. O zaman yoğururken de iyi yoğurmak lazım bunu. Evet. Değil mi? İyi bir yoğurduktan sonra bir de elimizde şöyle ileri geri birazcık şöyle yaptığımız zaman tamam. çatlaklıklar oluşmaz. Anlaştık. Şöyle biraz elimizde böyle. Elimde öyle yaptım. Sonra böyle ikiye katladım. Tamam. Harikasınız. Şöyle. Gene de hafif çatlaklık var ama. Şöyle. Burada yuvarlarsanız da daha tamam. rahat yaparsınız. Anlaştım. Şu şekilde. Bal badem tatlısı hazır fırına gitmek üzere değil mi? Evet. Hemen fırına atıyoruz. Şöyle teşekkür ederim. Güzelce pişmek üzere bırakıyoruz. Bir yandan da patateslerimiz çok güzel pişiyor. Birazcık derecesini düşüreceğim şimdi. İster istemez içinde bal bademler var diye. Sıra geldi Ramazan pidesine. Ramazan pidesi için 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 2 çorba kaşığı sıvı yağ,
1 çorba kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çorba kaşığı kuru maya, 1 tane yumurtanın beyazı ve una ihtiyacımız var. Yumurtanın sarısını üstüne süreceğiz ve tabii ki susam ve çörek otuna ihtiyacımız var yine. Hemen şöyle malzemeleri veriyorum. Buyurunuz. Şunlar süsleri. Yumurtayı hemen ayıracağım. Mayasını da vereyim. Buyurunuz efendim. Bu da unumuz ve hemen bir yoğurma kabı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eldiven vereyim mi yine? Alayım. Bir tane alayım bu sefer. Tek elimi kullanacağım. Vereyim. Tamam. Ben o arada yumurtanın sarısı ile beyazını ayırayım. Bir şey soracağım. Efendim? Şeyi nereye yapacağız? Neye koyalım pideyi? Büyük fırın tepsisine. Fırın tepsisine olabilir. Yağlı kağıt üstüne. Olur. Yağlı kağıt. Altını unlayacağız. Ha, altını unlayacağız. Normal de olabilir. Normal tepsiye de olur. Ya şeye de olabilir. Kararsız kal. Ben iki türlü de yapıyorum. Hangisini bazen. Hangisini yapalım? Yağlı kağıda koyalım. Daha iyi. Rahat olur. Tamam. Evet. Yağlı kağıtla yapalım. Tamam, bence son de daha iyi. Kararımızı verdik. Şimdi ben hemen yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorum. Bir çay bardağı da suyumuz var. Vereceğim. Onu hemen ikisini vereceğim. Isıtalım. Şöyle hafif, çok ılık. Arada görevi yapınca hop. Ben beyazını şöyle alayım. Tamam. Ben de hemen ısıtayım. Şuradan bir kapalı. Çok çok kızmayacak zaten. Şöyle. Ilık olsa yeterli zaten. Bir çay bardağı sütümüz var. İçine bir çay bardağı da su koyacağım. Şöyle. Birazcık şöyle ılınınca mayalayabilmek için, değil mi? Evet. Ben şekerimi, bir tatlı kaşığı tamam. Şekerimi koyayım. Şimdi hemen iki dakikada ılınır zaten. Tamam, suyumu, tuzumu ekleyeyim. Tamam. Sudan. Tuzu, şekeri, yumurtanın beyazını koyduk. Yoğurdumu Yoğurdu koyayım. Da ekliyoruz. Bir çorba kaşığı olsa yeterli. Tamam. Şimdi sıvı mayasını yağını koyacağız. En son koyacağız. Tamam. Elimize ayrılması için. Elimizden çok ayrılsın diye elimizi yağlamak amaçlı. Bence evet. Bu tamam. Tamam. Çok da sıcak olmasın. Mayamızı koyalım siz üzerine. Şöyle. Tamamdır. Evet. Şimdi güzelce karıştıracağız ve hamurumuzu tutturacağız. Ne kadar zaman mayalamak lazım? Yarım saat mayalasak yeterli. Bir yarım saat mayalanmaya bırakmamız lazım. Bizim ikinci hamurumuz hazır. Ben orada tepsimi hazırlayayım hemen. Tamam. Ben şöyle. Ve arkasından çorba yapımına girişeceğiz. Evet. Yağlı kağıdımı da yerleştirdim. Hazırım. Tamam. Şimdi aldığı kadar unla güzelce bir hamur yoğuracağız. Ve sonra bir süre dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu. Mayalansın, şişsin diye. Sonrasında da şekillendireceğiz. Ramazan pidesi yapıyoruz. Üzerine evet. Yumurta sarısı süreceğiz. Çörek otu ve susamla lezzetlendireceğiz. Aynen öyle. Gayet de güzel olacak. Şöyle evet. Oh. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Undur fışkırır. Coştuk. Evet ne güzel. Bereketli bereketli. Evet Ramazan'ın bereketi. Evet. Şimdi hamuru yoğuracağız. Sonra bu haline mi yağ kullanacağız yoksa şiştikten sonraki haline mi yağ kullanacağız? Şimdi elimden ayrılması için. Tamam. Şöyle bir çorba kaşığı, iki çorba kaşığı ne kadar arzu ederse hanımlarımız o şekilde koyabilirler. Tamam, tamam, süper. Hadi bakalım. Ben bir yandan şöyle bir fırına gideyim bakayım. Köfteler neredeyse oldu. Bakar mısınız? Çok da güzel görünüyorlar. Üzerinden güzelce domatesleri de pişti. Patatesler birazcık daha yumuşasın. Ondan sonra hazır hale gelecek herhalde. Evet. Ne yapmıştık söyleyelim. Patateslerimizi kalınca dilimler halinde kestik. Ardından bir kalıp yardımıyla ortalarından yuvarlaklar çıkardık. Diğer bir tarafta da bir köfte hamuru yoğurduk. Bu köfte hamurunu o yuvarlak delik olan patateslerin yerine doldurduk. Sonra tepsiye önce göbekten çıkan yuvarlaklarla bir altlık yaptık. Üzerine de içini doldurduğumuz patates dilimlerini koyduk. Üstünü gönlünüze göre domates ve biberle süsleyebilirsiniz. Sonra diğer bir tarafta da
güzel bir sos hazırladık. Sıvı yağ, zeytinyağı, biber salçası, domates salçası ve baharatlarla ve tabii ki suyla. Onu da üzerine döktükten sonra önceden ısıtılmış sıcak fırınımıza verdik. Güzelce pişiyor. Alt tarafta da bal badem tatlımız var. Bal badem içinde güzelce bir hamur yoğurduk. Ardından onlara böyle birer küçük su damlası şekli verdik. İrmiye buladıktan sonra fırına attık. Orada pişiyorlar. Çıktıktan sonra soğumuş şerbetimiz var. Şerbetin içine, şerbeti üzerine gezdireceğiz. O da hazır hale gelecek. Şu anda Ramazan pidesi yapıyoruz. Biraz sonra da yeşil fasulyeli yarma çorbası yapacağız. Daha işimiz bitmedi. Evet. Yağ koyduk artık, değil mi? Koydum. Hamurumuz artık oldu. Elimize yapışmıyor. Evet. Çok az bir yağ koyduk ki hamur elimize yapışmasın diye ve hazır hale geldi. Şimdi yaklaşık bir yarım saat, bir saat kadar dinlendirmek gerekecek. Ben biraz fazla yoğuruyorum daha özlü olsun daha diye. Daha özlü güzel olsun diye. Tamam. Şimdi ben hemen bir hamur değişikliği yapacağım. Program öncesinde yoğurduğumuz dinlenmiş hamurumuzu getireceğim ki pidemizi tamamlayabilelim, son haline getirebilelim diye. O da böyleydi. O da böyleydi, sonra böyle oldu. Neydi, ne oldu? Evet. Onu alayım. Tamamdır. Ben bunun üzerindeki streç filmi hemen onun üzerine geçireyim. Program sonrasında bir tane daha pidemiz olsun. Evet. Hazır. Buyurunuz efendim hamurunuzu. Teşekkür ederim. Onu da alayım. Şimdi nasıl şekillendiriyoruz onu görelim. Tepsimi alayım ben. Hazır. Ne Hazırız. Yapıyoruz? Hı. Suyla un karışımı elimizi batırıp batırıp şekil vermek için. Ha tamam. Bir kaseye. Ama şimdi sen onu direkt tepsiye yerleştireceksin. Yerleştireceğim. Tamam, ben o arada unla suyu yapayım. Bildiğimiz bir de ben içme... normal sade un alayım. Şeyin kağıdın üzerine koyup onunla da şey yapacağız, pişireceğiz. Buyurunuz. Şöyle hafif serpiştireyim. Hafif bir un tabanına serpiştiriyoruz. Tamam. Ben ne kadar un tamam. koyacağım kaseye? Şöyle bir tatlı kaşığı olsa yeter. Birazcık daha. İyi mi? Tamam. Tamam. Birazcık bunun da su koyalım. Su koyuyorum, karıştırıyorum. Olur. Buyurun. Suyunu da koyuyorum. Şöyle. Yeter mi? Yeter yeter. Bunun sırrı nedir? Bak bunu hiç bilmiyorum ben. Onun şeklini vermek için o geri kabaracağı zaman hı. o biraz bastırmasını sağlıyor. Ha, kabaramıyor. O şekilleri daha ön plana çıksın diye. Anladım. Aa, güzel çatalla, yöntemmiş. Parmak ucularıyla hangi tamam. nasıl yapmak nasılsa istiyorsanız. Nasılsa o tırnak pidesi hı-hı. dediğimiz şeyin işte o izlerini aynen. vermek için değil mi? Püf noktası gibi bir şey. Tamam. Hemen yapıyorum. Biraz sıvı yağ da alabilir miyim? Tabii. Ben karıştırayım. Tamam. Sıvı yağ içine mi koyacağız? Elime yapışmasın diye tam şekil vermek için. Geldim. Çok azıcık. Tamam. Şimdiki. Çok az bir sıvı yağ yardımıyla hamur yapışmasın diye, sadece hamur yapışmasın diye bir bütün halinde alıyoruz. Çok da bozmuyoruz. Onu evet. beze halinde bırakıyoruz. Mayalanmaya bıraktığınız zaman o zaten böyle bir bütün halinde şişiyor. Aynı o şişliği koruyabilmek için elimizi çok hafif yağlayıp kabın içinden olduğu gibi alıp tepsinin üzerine yerleştirdik. Un serptiğimiz tepsimizin üzerine. Şimdi suyla unu karıştırdığımız bir küçük kasemiz var. Uzun mu yapalım, yuvarlak mı yapalım pidemizi? Hafif uzun. Uzun mu yapalım? Hafif uzun. Ne bileyim öyle. Orijinal. Hani, evet. Gerçi benim çocukluğumun pideleri hep yuvarlaktı. Ne severdim. Bir tane fırın vardı bizim evin arkasında. Ama eğer normal yürüme yolundan gidersen böyle çıkıp böyle dolaşman lazım. Arkada bahçe duvarından tırmanıp gidersen yol böyle dörtte biri, beşte biri kadar kısalıyor. Her seferinde o bahçe duvarından tırmanıp giderdim ben. İnişi zor oluyordu ama birkaç kişi gittiğimiz için pideyi elden ele yapıp ya da işte ekmek almaya gittiysek ekmeği elden ele yapıp duvardan aşağı atlardık. İyi sakatlanmadık vallahi onu yaparken. Çocukken neler neler yapıyorduk. Evet, iyicene karıştırdım. Ben uzatmak un için. Un ve su karışımımıza. İyicene uzat. Tamamdır, tamamdır. Biraz da fazla bastırmak da istemiyorum. Tabii, sönmesin. Aha. Yok, şöyle sönmesin. Parmak ucularıyla. Tamamdır. Bal bademlerin bir kısmı pişmeye başladı bile. Oo, süper. Süper, süper. Evet, şimdi şekillendiriyoruz. Bakayım, asıl o şekil kısmı çok mühim. Şimdi elini unlu suya bandırıp şöyle kenarlarını önce şeklini kenarından veriyoruz.
hazır. Tamam. Onu bu fırına aslında patatesler pişti. Patatesleri pişti alayım, mi? Onu buraya atayım. Nasıl fikir? Olur. Tamam. Üzerine yumurtasını sürelim. Ha, yumurtasını süreceğiz, evet, doğru ya. Sosumuz var üzerine. Unuttum. Ben çünkü böyle de severim ya. Buyurunuz. Şöyle. Acele bir işiniz yoksa bir 15-20 dakika kabarma süreci var. Biraz daha o bu şekilde haliyle bekletiyorsunuz. Evet, bir 15-20 dakika daha. Eğer bir lokma daha bekletirseniz iyice daha kabarıyor. Güzel olur. Ve öyle fırınatabilirsiniz. Şekli çok bozulduysa yine unlu suya elinizi batırıp hani fırına atmadan şöyle bir şeklini geri verebilirsiniz. Ben bu arada patatesi artık dışarıya alıyorum. Evet, müthiş pişmiş, tatlılar da süper kokuyor. Şöyle koyayım patatesimizi de. Evet. Tatlı süper. Sizi şöyle döndüreyim. Biraz da öbür taraftan pişsin. Neredeyse tatlımız da hazır. Şimdi çorbamızı da koyacağız ve her şey hazır olacak. Pideyi bekliyorum heyecanla. Evet. Süper. İki tane çıkarmak için malzemeyi ikiye... Tabii ki istediğiniz kadar malzemeyi arttırabilirsiniz. Kaç tane istiyorsanız. Böyle kafana göre mi serpeceksin, şekil mi çörek yapacaksın? Çörek otunu ben çok az serpiyorum. Biraz daha susamını şu kısımlarına daha çok serpiştiriyorum. Ha, böyle böyle aha yapıyorsun. O daha ön plana çıkartıyor. Çorba şeklini yapacağız daha, o yüzden derdim. Ha, öyle mi? Ha. Ben şöyle çorba yapmayacağız mı? Hızlı. Zaman geçiyor. Çorba yapacağız daha ocağa. Ben biraz estetik. Kabul. Hiçbir itirazım yok. Oldu mu? Tamam mı? Memnun musunuz sonuçtan efendim? Çok. Tamam. Ellerinize anlaştık sağlık o zaman. Süperiz. Hala bırakmayın. Dur, dur, dur. Pişmesi az kaldı, lazım. Az kaldı. Pişmesi lazım, pişmesi lazım. Tamam. Aldım. Tamam. Evet, önce de ısıtılmış sıcak fırınımıza güzelce gidiyor pidemiz de. O pişe dururken tatlılarımızı birazdan fırından çıkartacağız ama sıra geldi yeşil fasulyeli yarma çorbasına. Yeşil fasulyeli yarma çorbası için yarım kilo yeşil fasulyemiz var. Şöyle küçük küçük doğranmış. Bir su bardağı yarmamız var. Bir kase yoğurdumuz, 3 çorba kaşığı unumuz ve tuzumuz var. Bunlar terbiyesi için lazım. Üzerine de tabii ki tereyağı ve nane yakacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Önce sıcak suyumuzu tenceremize koyalım. Hemen geldim. Kaynamış. Sıcak suyumuzu tenceremizin içine koyalım. Bir yandan da ocağımızı yakalım. Fasulyemizi içine atacağız. Atalım. Dur da bana. Ben koyarım çünkü. Tamam. Tamam. Şimdi fasulyeyi sıcak suyun içine atıyoruz. Bir kevgir falan mı alsak? Vereyim. Üzerimize, elimize sıçramasın. Yok yok, bir şey olmaz. Ben alışayım. Maşallah. Hiçbir şey olmaz. Buyurunuz. Bak, tamam. Gördün mü sıçramadık? Fasulyeyi içine attık. Şimdi birazcık böyle pişireceğiz bunu. Tamam, o pişerken ne yapıyoruz? Bir yandan... Biz yoğurdunu, ununu... Onları hazırlayalım. Bir tane sosunu kase yapalım vereyim ben. Tamam. Şöyle bir kasenin içinde yapalım olur mı? Tamam. Çırpıcı. Küçük boy tamam çırpıcı. Evet. Kartlarımı alayım ben. Şimdi bir çorba ununu, kaşığı ununu, bir çorba kaşığı kadar ununu, dolu bir çorba kaşığı ununu güzelce koyuyoruz. Yoğurdunu ekliyoruz. Allah, alttan aktı. Topaklanmasın diye önce ununu birazcık su ekleyip o şekilde de yapabiliriz. Açalım. Açalım birazcık. Hadi, hadi açalım. Ben hanımlara biraz pratik olsun diye. Tamam. Şöyle az bir şey su ekleyip birazcık unu açarsanız yoğurdun içinde topaklanmayı engellemek daha kolay olacaktır. Tuzunu da terbiyeye mi koyuyorsun, buraya mı koyuyorsun? İçine koyalım. Tamam. Çabuk pişiririm. İyi olur, siz koyun. Tamam. Tuzunu da attım hemen fasulyenin. Şöyle güzelce karıştırayım. Şimdi bunlar burada haşlanacak. Sonra terbiyesini içinden birazcık sıcak su alıp ekleyip ısı dengesini yapıp geri koyacağız. Bu arada yarmasını da koyacağız. Önce evet yarmayı koyacağız. Önce yarmayı koyacağız. Birazdan sonra yarmayı yoğurt koyacağız. Yoğurt sosumuzu koyacağız. Sonra yoğurdunu da koyacağız. Pişecek. Ve ardından da üzerine yağını ve güzelce sosunu, nanesini yakıp servis edeceğiz. Bu kadar. Evet, çok kolay. Evet, birazcık kaynamasını bekleyeceğiz şimdi. Tamam.
anlaştık. Şöyle. Evet. Bu arada gördüğünüz gibi bence tatlı da hazır. Ben bir tatlıya bakayım. Evet. Sanki alabilirim gibi. Çok kızarmayacak değil mi tatlılar? Çok hafif kızarsa şöyle hafif pembe. Bazıları fazla fazla bile pembe. Hmm. Daha pişireyim mi? Yeterli. Yeter değil mi? Evet yeter. Şöyle pidemiz pişe duruyor kısık orada. Kısık ayarda pişirdiğimiz için o zaten içi pişmiştir. İçi pişmiştir. Şimdi burada bazıları fırının köşesine denk gelince fazla pişer ya. Pişti şimdi bu ilk sıcağı çıkacak. Hemen şerbetini vereceğiz dökeceğiz üstüne. Çorbamız kaynasın. Biz o arada zaten terbiye hazırlıyoruz. Diğer yemeklerimiz de hazır. Bir yandan da pidemiz güzelce fırında pişiyor. Biz soframızı hazırlayalım gelelim. Evet. Süper bir sofra oldu gördüğünüz gibi. Biz iftara hazırız. Hazırız, evet. Çorbamız, ana yemeğimiz, yanında pidemiz, sonrasında da tatlımız. İkimizin ellerine sağlık. Ellerimize sağlık. Harika. Hakikaten çok güzel oldu. Ben hemen üzerinden geçiyorum tariflerimizin. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Efendim bugün ne yaptık? Yeşil fasulyeli yarma çorbası için öncelikle tencerenin içine suyumuzu koyuyoruz, güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içine küçük doğranmış fasulyelerimizi ekliyoruz, tıkırdatmaya devam ediyoruz. Tuzunu tabii ki koyuyoruz. Daha sonra yarmasını ekliyoruz. Başka bir kabın içinde de unumuzu çok az bir suyla açtıktan sonra yoğurdumuzu ekliyoruz, güzelce karıştırıyoruz. Ve daha sonra artık fasulyelerimiz ve yarmalarımız kıvamını aldıktan sonra çorbamızın içinden bir parça sıcak su alıp yoğurdumuzu ısıtıp İçine ekliyoruz, karıştırıyoruz, birazcık daha tıkırdatıyoruz ve çorbamız hazır hale geliyor. Üzerine birazcık nane ile kızmış tereyağını servis yapıyoruz ve hazır. Ramazan pidesi için ılık su, ılık sütle güzelce mayamızı hazırlayıp sıvı yağımızı, yoğurdumuzu, tuzumuzu, şekerimizi ve yumurta beyazımızı ekleyip ununu da koyup güzel bir hamur yoğuruyoruz. Ardından hamurumuzu bir yarım saat, bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra kabın içinden alırken elimizi birazcık yağlıyoruz ve o yağ yardımıyla hiç şeklini bozmadan güzelce hafif unlanmış, yağlı kağıt serilmiş tepsimizin üzerine yerleştiriyoruz. Elimizle birazcık bastırıyoruz. Ardından bir kabın içinde bir parça unla suyu karıştırıyoruz. Unlu bir su elde ediyoruz. Parmağımızı ona bastırıp şöyle pidemizin üzerine şekiller vermeye başlıyoruz. Şeklini verdikten sonra yumurta sarısını sürüyoruz. Susam ve çörek otuyla süsleyip servise hazır hale getiriyoruz. Fırında halka patates için patateslerimizi kalınca dilimliyoruz. Ortalarından bir kalıp yardımıyla yuvarlaklar çıkartıyoruz. Diğer bir tarafta bir köfte hazırlıyoruz. Bu köfte için kıyma, yumurta, galeta unu, maydanoz, kuru soğan, karabiber, pul biber, kimyon ve tuzu karıştırıyoruz. Ve sonra hazırladığımız bu köfte hamurundan patateslerimizin boşluklarının yerini dolduruyoruz. Daha sonra tepsimize önce göbekten çıkan patates dilimlerini ardından da ortası köfteli patateslerimizi yerleştiriyoruz. Diğer bir tarafta sıvı yağ, tereyağı salçalarımızdan da birazcık ekliyoruz ve suyunu da koyup kıvamını hazırladıktan sonra sosumuzu da güzelce tepsimizin üzerine gezdiriyoruz. Arzu ederseniz domates ve biberle süslemesini yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200-220 derecelik fırınımıza atıyoruz. Piştiği zaman servise hazır hale getiriyoruz. Bal badem tatlısı için tereyağı, sıvı yağ, toz şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilya, süt, irmik ve unla güzel bir hamur yoğuruyoruz. Ardından bu hamurdan şöyle elimizle rulolar yapıp küçük kıvırıp badem şekline getiriyoruz. Birer su damlası yapıyoruz ve ardından irmiğin içine yuvarlayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza atıyoruz, güzelce pişiriyoruz. Diğer bir tarafta da bir şerbet hazırlamamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi toz şeker, su ve limon suyuyla. Soğumuz şerbetimizi tatlımızın üzerine gezdiriyoruz. Arzu ederseniz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Ellerimize sağlık. Evet, ikimizin de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Elbette tekrar beraber olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ama bu arada bize ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden sizi böyle alalım hesaplarından ya da Foxcom.tr'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.